Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün haşhaşlı bükmenin nasıl yapıldığını sizlere anlatacağım. Bir su bardağı ılık suyumuzu yoğurma kabımızı alalım, üzerine bir su bardağı ılık sütümüzü de ekleyelim. Ee, yarım paket yaş maya kullanacağım. Eğer yaş mayanız yoksa kuru maya kullanacaksanız e, bir küçük paket yani bir yemek kaşığı kuru maya da kullanabilirsiniz. Şimdi mayanın ılık su ve şeker sütün içerisinde erimesi için elimizle veya böyle bir çırpıcı yardımıyla iyice karıştıralım. Üzerine bir su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Bir yemek kaşığı tereyağı ekleyelim. Sıvılarımız ılık olduğu için tereyağımız hemen eriyecektir içerisinde. Bir tane yumurta kullanacağım. Beyazı içi için, sarısını üstü için ayırıyorum. 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Bir buçuk e, tatlı kaşığı tuz ekliyorum arkadaşlar. Sıvı malzemelerimizi elimizle güzelce karıştırdıktan sonra e, her zaman söylediğim gibi unumuzu kontrollü bir şekilde kullanarak e, yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Toplamda 6,5 buçuk su bardağı un kullandım ama e, ununuzun kalitesine göre un farklılığı gösterebilir. Bir iki yemek kaşığı az, bir iki yemek kaşığı çok gelebilir. Evet unumu, hamurumu tezgaha alıyorum. Kıvamını güzel bir şekilde burada ayarladıktan sonra hamurumu toparlayarak yoğurma kabına alıyorum. Ve mayalanması için yaklaşık yarım saat kadar bekletiyorum. Üzerine streç örterek yarım saat kadar bekletiyorum. Evet mayalanana kadar hamurumuz, biz iç harcımızı hazırlamaya başlayalım. Bir yemek, e, bir su bardağı haşhaş ezmemiz var. Üzerine e, bir su bardağı kadar sıvı yağımızı ekliyoruz. Haşhaş ezmelerini e, dışarıdan marketlerden bulabilirsiniz ama bazı haşhaş ezmeleri çok katı oluyor, bazıları da çok sulu oluyor. Sıvı yağınızı Kıvamını e, ayarlayana kadar ekleyin. Az gelebilir, çok gelebilir. Bir su bardağı da toz şeker ekledikten sonra, arzu ederseniz ince öğütülmüş ceviz de iç harcına katabilirsiniz. Evet, hamurumuzu görüyorsunuz, harika bir şekilde mayalandı. İçerisinin havasını almamız için bu şekilde ortaya doğru hamurumuzu toparlayalım ve 12 eşit parçaya böleceğim hamurumu. Evet, hamurumuzu hiç bekletmeden büyük servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Hep bütün hamurlarımın hepsini açıyorum. 6 tane hamurumu üst üste koyarak bir bölüm yapacağım. Tekrar öbür 6 tane hamurumu da yine üst üste koyarak 2 e, parçaya böleceğim hamurumu. Evet, hepsinin arasına haşhaşlı ezmemizden koyarak gördüğünüz gibi 2 tane üst üste koyulmuş altışarlı şarlı kat olarak üst üste koyulmuş 2 tane hamurum var elimde. Ee, hamurumu elimle dikdörtgen olana kadar açıyorum. çok fazla inceltmemize gerek yok. Bu kadar gayet yeterli arkadaşlar. Şimdi rulo yapıyorum ortaya doğru toparlıyorum. Öbür tarafını da yine ortaya doğru toparlıyorum. Evet iyice bu aşamada iyice elimizle bastırarak düzgün bir şekilde hazırlayalım. Ortadan ikiye keselim. Yine elimizle bastıralım. Üzerini düzleştirelim. Ve bıçakla e, saç örgüsü gibi arkadaşlar keseceğiz. O yüzden iki tane kesik atmamız gerekiyor. Evet örgü şeklinde hamurumuzu yani bir tane hamurdan iki tane örgü çıkaracağız toplamda dört tane e, örgü elde etmiş olacağız yine şu katlarının üste gelmesi çok daha şık görünmesine neden oluyor o yüzden. Evet. Örgülerimizi hazırladık. E, 4 tane örgümüzü aynı şekilde hazırladıktan sonra ayırmış olduğumuz yumurta sarımıza bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum ve üzerlerine sürüyorum. E, yumurta sarılarını sürdükten sonra yarım saat kadar e, dışarıda bekletiyorum tepsi mayası vermek için. Eğer aceleniz varsa fırınınızı 100 dereceye alın. 100 derecede daha kısa sürede mayalanma işlemini daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra 180 dereceli fırınımızda pişireceğiz arkadaşlar. Evet çöreklerimiz fırına gidebilir. Nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi haşhaşlı örgülerimiz hazır. Gerçekten çok lezzetli e, oluyor haşhaşlı çörekler. Bu hamurdan istediğiniz şekilde e, farklı şekillerde de haşhaşlı çörek yapabilirsiniz. Hamuru gerçekten güzel oluyor, oldukça e, bayatlamıyor, durdukça da lezzeti artan bir lezzet hamur. Evet son hali de bu şekilde arkadaşlar. Yeni tariflerle tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.